olsa bile. Sen makinasın, makina. Düşmen gerekiyordur belki de. Marmara yeni bölümden herkese selam dostlar. Az önce 30 günlük eldiven aldım. Artık 30 gün boyunca rahatız. Petimizi de kaç levele kastık abi? 11 levele kastık. Gayet iyi. Yavaş yavaş burada kasacağız. İlerleyen zamanda çarımız 95'e atarken bunu da kasacağız. Her türlü kasılacak yani bu pet. Bizimle arkadaşlar. Artışları da pek kötü değil. Onu söyleyebilirim. Hani 0.5 arttı 2 kere. Bence gayet iyi. Şimdi bir tane de muffin düştü az önce. Bir tane de hava kılıcı düştü. Bir metinden harbiden şanslı bir başlangıç yaptım. Videoya koymadım. Olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi elimizde şöyle kaç tane var bakalım bir. 29 tane. Aynen 29 tane gümüş okey sandığımız var. Bunları açalım. Belki içinden bir yüzük çıkar arkadaşlar. Birinciden Kor Soylu çıktı. Güzel. İkinciden Young çıktı. Üçüncüden Genç Pet kitabı. Dördüncüden de Genç Pet kitabı. Beşinciden Young. Altıncıdan Young. Yedinciden Genç Pet kitabı. Sekizinciden Soylu Kor. Dokuzuncudan İstiridye. Hız İksiri. Young. 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 Evet. Yüzük çıktı. Hayırlı olsun diyelim. 7 gün boyunca rahatız artık. Damage'imiz de bir tık artar. Şöyle soylu korlarımızı artı atalım. Bakalım içinden ne çıkar. İşlenmemişle Ender arası. Büyük ihtimalle işlenmemiş çıkar bize. Ne çıktı? Ender Yakut. Allah Allah. Bundan ne çıktı? İşlenmemiş elmas. Tamam, şaşırmadık. Ender Yakut'sa 2 tane Ender'imiz var. Hemen gidiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden şu istiridyeyi de açalım. Taş parçasını atalım. Genç pet kitaplarını da atalım. Şu 60'lık hız iksirini de basalım. Neredeydi abicim buradaki Teo'dayı? Teo nereden çıktı ya? Simyacı. Simyacımızda 2 tane Ender Yakut'umuzu. Ender Yakut'umuzu arkadaşlar. Antika'ya atarak güzel bir başlangıç yapalım. Haydi bakalım. İnşallah geçecek diyelim. Arındırma diyelim. Bu petimiz uğurlu mu geldi anlamadım. Ay iyiydi, bismillah diyelim, basalım. Geçti. Aga geçti. 3.5 bon cepte. Harbiden çok tatlı bir başlangıç yaptık. Devam edelim. Harbi çok güzel başladık ya. Güçlü bedenimiz G8 oldu arkadaşlar. Bunun şerefine dün gece bir tane de hediye mor düşürdüm metinden. Hemen onun yanında da 5 tane de kral ganimetimiz var. Bunları açalım arkadaşlar. Gümüş kral ganimeti. Hediye moru en son açalım. Gümüş kral ganimetinden başlayalım. Birinciden yank çıktı. Bir sürü de buradan da yank çıktı. Üsttekinden ne çıktı? Bundan da yank çıktı. Allah Allah. Bundan ne çıktı? Exp çıktı aga. Bundan da yank çıktı. Ulan tanesini 4-5 elinden satıyorlar. Hediye moru deneyelim. 50 tane fişek çıktı. Yani böyle sıkarız artık bol bol sağa sola. Bu ne lan? Şansımıza bak abi. Bugün herhalde bütün şansını çar şeyde kullandı. Ruh vuruşunu G8'e atarken kullandı. Biraz sonra da arkadaşlar Zümrüt'le Yakut'u deneyelim bakalım. Eğer Zümrüt geçerse 40M değeri var. Gerçekten şahane. Şimdi sırada Zümrüt'ünüzü işlemenin zamanı arkadaşlar. İnşallah geçer. Hop geçmedi. Aga geçseydi 40M cepteydi. Yakut'umuz olmadığı için Marmara serverında. Onu da burada deniyoruz. O da geçmedi. Olsun, canımız sağ olsun, ne diyelim. Simyalarımızın süresini uzatmaya geldik arkadaşlar. Şu sürenin kerpeteğini alalım. Kaç tane alalım? 5 tane alalım. 3, 4 ve 5. Şimdi bunlarla arkadaşlar bir denememizi yapalım. Hangisinde yapalım? Grenada olur ya. Grenada alalım bakalım. Ne verecek bizlere? %15 verdi. Fena değil. %5. Kötüsün be dostum. Yine %5. Şuradan atalım. Buna kaç biliyorsun? Yine %5. Ne yaptın usta? Şunu da bir deneme yapalım o zaman. %100 verdi. Neyse, hepsini telafi etti diyebiliriz. Yeşimin 2 saati kalmış. Diğerlerinin bakıyorum. 1 saat olanlar var. 7 saat, 7 saat. Ben bunu şu 1 saati kalan neymiş? Elmasımız. Elmasımız arkadaşlar. Nerede o %100? %100'ü yapıştıralım. Elmasımızı fullleyelim. Geri kalan bir %15 vardı. Onun madem yeşimi süresi az, yeşimi atalım. 5 saate çıktı. Geri kalanları %5 zaten. Onları da ortak bir şekilde 7, 7, 18, 6, 11. Onları da arkadaşlar hepsini eşit bebek bağında. Ulan bir türlü atamadım. Yeşimi atalım. 8'e çıktı. En düşük hangisi? 7, 7 var. Şunu atalım. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar geri kalan simyalarımıza baktığımız zaman yeşim bir tık var. Bir deneme yapalım ya. Bir deneme yapalım. Belki bir şeyler çıkar. Daha geçen çıktı, çıkardığım antika yakutu pazara bile atmadım. Unutmuşum hatta. Öyle diyebilirim. Bir denememizi yapalım bakalım. Kötü. Gerçekten kötü geçti. 2 tane yontulmuş var.
Ender. İki Ender'den bir tane antika alıyor muyuz? Aldık. Güzel, bir tane antika yeşilimiz var. Şahane. Diğerlerine bir bakayım. Evet, bir elmas denememiz de var arkadaşlar. Bir elmas denemesi de yaparız. Geçer geçmez. Fazla da bir önemi yok. Zaten en fazla bir bondur. Hızlı hızlı, çok hızlı bir şekilde denemeleri yapıyorum arkadaşlar. İki tane ender. Hop, bundan... Ha, daha basmamışız lan. Bundan da bir antika aldık. İçimize doğmuş demek ki. Bir elmasımız var, yakutumuz var, yeşimimiz var. Diğerlerinin zaten fazla bir ederi yok. Güzel. Şu üçünün bir pazara atalım. Piyasasına da bakalım. Arkadaşlar, buz topu görevimiz bitti. Bizden şu ismini okuyamadım. Aurtun Yuklu'nun ruh taşı, her neyse. Buz topu görevinin ruh taşı arkadaşlar. Bunun görevi bildiğiniz üzere buz golemlerden, yani bu salondaki slotlardan düşüyor. Hemen bir tane düşürdüm. Size ufak bir taktik. Düşürdüğünüz zaman yan çarınıza atın. Ondan sonra karakter atın arkadaşlar. Biraz daha kesin düşünün. Bu şekilde stoklayarak, yani ne kadar stoklarsın kardeşim? 5 tane 10 tane stoklarsın. Pazara atarsın. Tanesi bazen 3 M'den koyan da oluyor. 5 M'den koyan da oluyor. Piyasada hiç olmuyor. 15 M'e satan da oluyor. Ki ben bunu lanet kitabı görevinden, ork dışı görevinden, lanet kitabından, ondan sonra şeytan hatırası. Hepsinde yaptım arkadaşlar. Yaptığım bir şeydir. Tavsiye ederim. Yapmançanızı öneririm. Mesela yan çara verdik değil mi? Verdikten sonra arkadaşlar, benim de şurada hatta bağlı bir pelerinlerim vardı. Nerede onlar? Bağlı pelerini de şuraya alalım. Slotların böyle bol olduğu bir yerde. Aynen öyle. Şurada bir tane pelerin basalım. Siz tabii ister pelerin basın, ister otomatik hava bırakın. İstediğiniz gibi bunlardan kasıp stoklayabilirsiniz. Ha, dediğim gibi piyasası hiç belli olmuyor. Adamın biri yüzlerce kasıyor. Tanesini 1M'den koyuyor. Hani uğraştığınıza değmiyor. Ve benim şu an levelim 90 olduğu için biraz atması zor olacak. Siz bunu buz topu görevine işte 65'te falan bitirirseniz, 60'ta bitirirseniz direkt olarak 60'lık görev olduğu için çok çok daha hızlı düşecektir. Onu söyleyebilirim sizlere. Ben ne yapacağım? Birazcık şansımı deneyeceğim. En azından bir tane düşürdüm. Birkaç tane daha düşürürüm diye ümit ediyorum. En azından hani 3-5M, yani 5M'den bile satsan, artı 5 tane düşürsen 25M para. Ki fazla da vakit ayırmayacağım. Dediğim gibi levelim yüksek olduğu için levelim bayağı gelişti. 90'ım biliyorsunuz. 90'a kastık. Eğer ki siz bunu 60'da bitirirseniz bol bol kasabilirsiniz. Neyse, ben biraz uğraşayım arkadaşlar. Bakalım düşer mi düşmez mi, birlikte görelim. Burada bir tane ölüm metni var. Bu ölüm metninden bir tane ruh taşı düşürdüm. Şaman neredeydi? Şamanı hemen yanımıza ışınlayalım. Şu ruh taşını yere atalım. Şamanla alacağım. Hemen karakter atıyoruz. Karakter atmayı unutmayın ama, karakter atmadan olmaz. Şamanımızda ruh taşını aldım. Karakter atıp şu metni vurmaya devam edeyim. Metinden zaten bol bol slot geliyor. Bu slotlardan da düşer herhalde. Bir tane düştü. Bakalım bir tane daha düşecek mi? Bir tane daha ruh taşını elde ettik arkadaşlar. Onu da şamana gönderdim. Şamanla yerden aldım. Karakterimi attım. Devam ediyorum. Toplamda arkadaşlar 3-4 dakika önce uğraştım. Yani dakika başı bir tane düşüyor diyebilirim arkadaşlar sizlere. Hani bir pelerin basıyorum düşmüyor. İkinci pelerinde, üçüncü pelerinde en kötü düşüyor. Tabii pelerin basmak da zorunlu mu değil. Ederini gerçekten hiç bilmiyorum. Ama tahminen herhalde bir 5 evi falan vardır bir tanesi. Benim ayrıyetten de ork dişi için yaptığım bir çarım da var arkadaşlar. Onda da çar hazır. Arada bir jeningun ruh taşı kasıyorum. O jeningun ruh taşlarını pazara atıyorum. Ya bazen 5 eme atıyorum. Adam biri geliyor 4 eme koyuyor. Ben de 3.5'a koyuyorum. Başka biri geliyor 3'e koyuyor. 2'ye koyuyorum. Hani hiç benim için önemli değil. Çünkü jeningun ruh taşını kasmak gerçekten çok basit. Hızlı bir şekilde kasılıyor. Hatta bu görevin ruh taşı bence bu kadar yeter. Zaten 90 level olduğum için hadi patır patır düşmüyor. En azından hızlı bir şekilde düşürebileceğim. Gideyim jeningun ruh taşını düşüreyim. Çünkü bu görevin ruh taşını da sanırsam hani fazla insan kullanmayacaktır diye düşünüyorum. Herkes kendisi yapar herhalde. Ama jeningun ruh taşını şamanında, yançarında genellikle insanlar bitiriyor. Ve düşürmek için uğraşmıyor. Şamanı veya bomboş 30 level çar olduğu için. Hani ork kas kesmiyor. Ne yapıyorsun? Allah Allah Allah. Pelerin mi bastık ya? Niye gidiyor slotlar oraya? Enteresan. Belki o da bu görevden kasıyordur. Olabilir. Neyse arkadaşlar, lafı uzatmadan bundan
Son bir tane daha düşürsem düşüreyim. Ondan sonra da Jin'in ruh taşına geçelim. Biyoloğumuza geldik. Ruh taşını buldum diyoruz ve okey diyoruz. Bize diyor ki Bekko'ya git diyor. 50 STR'ni kap diyor. Haydi gidelim kapalım. 50 STR bayağı iyi. Bekko'ya geldik. Diyor ki set saldırı değerini 50 puan arttıracak reçeteyi sana veriyorum diyor. Teşekkürler diyoruz. Ve 50 STR'miz kalıcı 50 STR'miz çarımıza ekleniyor. Açık yeşil abonos sandık verdi. Onu da açalım. İçinden tecrübe yüzüğü çıktı. 3 saatlik. Bu 3 saatlik güzel. 95'e kadar kasarken Ottawa bıraktığımız zaman çarı 3 saat. Bir gece yatarken mesela saat başı teş takmak gerekiyor. Bunu takıyorsun 3 saat kafan rahat. Zelkova'da da düşürmeye geldim arkadaşlar. Bir tane düştü. Bu genellikle zaten bir tane envanterde varken düşmesi zor diye biliyorum. Daha önce Zelkova'da da kasmadım. Fakat öyle bildiğim için hemen şamanımı ışınlıyorum yanıma. Zelkova dalını şamanıma bırakıyorum. Daha sonrasında karakter atıp kesmeye devam ediyorum. Bir tane düşürdük. Aslında görevi verip gelsem de iyi olur. Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Şu slotları hemen temizleyeyim. Bir tane Zelkova dalımızı verelim. Ondan sonra yine düşürmeye devam edelim. Biraz kasacağım. Hani para verdiğin zaman tanesi 1M falan. Hatta 700-750K civarları. Ama kendim kasacağım. Zaten şu an hani vaktim var. O yüzden kendim kasmayı düşünüyorum. Bu arada sevgili dostlar, karakter atmamıza gerek yokmuş. Güzel kovadalı düştüğü zaman yere atıyorum. Kesmeye devam ediyorum. Yenisi atıyor arkadaşlar. Bakın yine attı. Karakter atmaya gerek yok. Bu arada şamanı oyundan attığı için şamanın girmesini bekliyorum. Şaman girince yerden onları toplayacağım. Ve bu şekilde kasabildiğim kadar kasacağım. Yani gerçekten eğer 750K'dan 1M'den bunlar satılıyorsa yani... Kasmak da mantıklı olabilir. Kendi görevimin dışında kasabilirim de çünkü bayağı hızlı düşüyor. Çünkü site eldivenimiz var. Metin eldivenimiz var. 20'li eşyalarımız falan var. Bence güzel. Bak yine düştü. Bayağı iyi ya. Devam edelim biz. Şamanı da soktum bu arada oyuna. Şamanla da yerdekleri topladım. Bakalım ne kadar kasacağız. Şu an saat olarak da bir dakika tutayım ben aynen. 17.41 bakalım. Biraz kasalım. İlk Zelkova dalımızı vermeye geldik dostlar. Nerede? Şey basmayı unutuyordum az daha. Nerede o? Araştırmacının özgünü basıyoruz. Biyoloğumuza tıklıyoruz. Zelkova dalı devam diyoruz. En iyi kalite 24 tane kaldı. 24 gün artık sürekli bunu yapacağız. Bu arada ben tekrardan şamanımın yanına gidiyorum. Ve kasmaya devam ediyorum. Gerçekten güzel düşüyor. 20 tane falan düşürdüm. Toplamda 10 dakikamı almış. 10 dakikada 20 tane. Bence gayet güzel. Balıkçılık eventi başladı dostlar. Biz de hemen oltamızı ve balıkçılık kılavuzumuzu kaptık. Geldik tutmaya. Bakalım inşallah güzel bir event olur. Bol kazançlı olur. Bu arada zırh ayarlamamışım. Bineye bin yapacağız herhalde. Neyse onu ayarlarız, o sorun değil. Bakalım dediğim gibi inşallah bol kazançlı olur herkese arkadaşlar. Güzel güzel şeyler çıkarırız. Güzel güzel satarız. Fiyatlar umarım çok fazla düşmez. Güzel kazançlar diliyorum herkese. Biz de eventimize katıldık. Altın ton balığını, evet, her zamanki gibi her eventte, her videosunda bu altın ton balığını videoya dahil etmeye çalışıyorum. Evet, çok güzel. Altın ton balığı bonusunu verdi bize. Bu süper oldu arkadaşlar. Bir saat boyunca bir tık daha güzel olacak. Bir saat boyunca aralıksız tutacağım o zaman. Bittikten sonra altın ton balığı bonusumuz. Ondan sonra oynamaya geçeceğim yapbozları. Bu arada bunu çok kötü atmama rağmen tuttuk. Güzel güzel. Devam edelim biz dostlar. Arada videoya girelim. Arada sizlere neler yaptık, ne ettik diye gösterelim. Daha elimiz ısınmadı tabi. Ama yine de güzel. Attığımızı tutuyoruz. Şahane. Bir saatimizi tamamladık dostlar. Bakalım birlikte. 2, 4. 470 tane yapboz tutmuşum arkadaşlar. 470 tane yapbozumuz birikmiş. Bir tane de deluxe'ümüz var. Şimdi ayrıyetten de şunları da söyleyeyim. 2 tane yapboz, 3 tane de altın sudanımız var. Gayet güzel. Şimdi bunları oynamaya geçelim arkadaşlar. Ondan sonra yine devam ederiz tutmaya. Arkadaşlar dün gece videoyu almadığım bir farm yaptım. Toplamda 920 adet cesaret pelerini kastım. Ayrıca event olarak nesne yapısında vardı. 3 tane düştü. Çok fazla düşmedi. Bir tane artı 4 ıslaşı düştü. Onun dışında artı 0'dan artı 3 taşlar milyon tane düştü. 3-4 tane hava BK düştü. Bunların hiçbirini videoya dahil etmedim. Gece olduğu için tabii şunlar gece değildi. Gece olduğu için hani videoya falan girmek istemedim. En son en azından cesaret pelerini gösteririz. Şu an 400 tanesi 1 won'dan satılıyor. Hatta kıyak olsun 420 tanesini falan genel ben satarım. Şöyle 1 desek, 2 desek 3 won'a yakın cesaret pelerinden kar edeceğiz. 2 envanter tej kasmıştım. Tejlerin hepsini sattım. Son bir 10 tane falan daha kasmıştım. Onları da yaz önce yançara aktardım.
güzel kar ediyoruz. Şu an 61 won paramız var. Ayrıca pazarlarında da 1 won falan var. 62 won diyebiliriz. İlk metnimizi bulduk dostlar. Bu arada Ayaz Ofus'umuz, yani porkimizin süresi doldu. 30 günlükte 30 gün süresi doldu arkadaşlar. O gitti. Fakat damage'imiz aynı. Bunun nedeni de buz topu görevinden gelen 50 STR arkadaşlar. Yine damage'imiz 3.5K 7K arasında kritikte patladığı zaman bu civarlarda değişiyor. Yani benim için gayet kafi bir damage. Zümrüt görüyorum. Fakat etrafı çok fazla slot var. Bunları bir çekmeyi deneyeceğim uzaklara doğru. Daha sonrasında o zümrüt kaybolmazsa bir zümrüt farmı yapmayı planlıyorum ama inşallah o slotları çekebilirim. BK ejderha atışı. Siyah çelik artıya düşmüş. Güzel. Güneş özütü var mı? Güneş özütü göremedim. Maalesef yok. Arkadaşlar çok fazla slot var. O yüzden hani çektim götürdüm bir şekilde buralara kadar geri geliyorlar. Onun dışında zaten alanda çok fazla slot var. Vurduğu zaman da vuruyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. Metin aramaya devam edelim. Şu dakikaya kadar izleyenler bir like'a basarsa sevinirim arkadaşlar. Bu arada aklıma bir fikir geldi. Ben genellikle böyle videolarımda bildiğiniz gibi arada bir videoya gidiyorum. Bazen kendim yapıyorum bir şeyler. Videoya dahil etmediğim yerler oluyor. Onun dışında anlatıyorum bazen. Ya da böyle kafama göre bazen videoyu alıyorum. Genellikle videolarımızı 15 dakika ile 30 dakika arasında bir sürede tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Peki şöyle bir isteğiniz olur mu? Bunu yorumlarda belirtirseniz 3-5 kişi bile istese büyük ihtimalle yaparım. Gelecek videomuzun konsepti şey olsun mu arkadaşlar? Metin 2'de bir gün, yani sabah ben uyandığım zaman mesela geliyorum, ilk işim ne yapıyorum? Ondan sonra neler yapıyorum? Arada item baktığımda sizin de bir item bakma tarzında. Hani sıkmadan keserek hızlı şekilde, ama genellikle herhalde 1-2 saatimizi falan, hani 1-2 olmaz da 1 saatlik falan bir video çıkar diye tahmin ediyorum. Hani öyle bir şey ister misiniz? İsteyen varsa hani bunu yorumlarda belirtirse sevinirim. Bu arada ölüyorduk. Ne kadar slot birikti ya. Hep okçu ya. Her neyse. Eğer böyle bir isteğiniz olursa arkadaşlar, yani 1 saatlik bir video diyebilirim sizlere. Ama bu 1 saatliğin içinde işte kendime bazen item bakıyorum. Ucuza item var mı diye piyasaya bakıyorum. İşte beceri kitabını okuyorum. Ruh taşını okuyorum. Biyoloğa gidiyorum. Farmımı yapıyorum. Günlük görevlerden bazılarını yapıyorum. Hani aklınıza ne gelirse bunların her yaptığımı kısa kısa videoya dahil etmemi isterseniz arkadaşlar, yorumda belirtirseniz sevinirim. Ben de ona göre gelecek videoyu şekillendiririm. Bu arada ölüyoruz. Harbiden öldüm he. Farmda ilk ölüşüm bu. Bir kere de boss'un birini ölmüştüm galiba. Çok fazla slot birikmiş abi. Bu ne? Aslında şu okçulardan ziyade şu büyük slotlar var ya. Büyük slotlar çok sağlam geçiriyor. Yapacak bir şey yok. Böyle bir kere dönersek, güçlü bedenimiz yok ama sıkıntı olmaz herhalde. Canı çok az bir şey. Abi niye bu kadar çok sersemlik yiyorum ya? Sersemmiyorum bu kadar çok. Auramız da var. Sersemlikle auramız var. Ama sürekli sersemmiyorum. Anlamadım gitti. Neyse. Kestik arkadaşlar. Abi şuraya bak. Metnin dışındaki slotlar zaten çok fazlaymış. Şuraya bak. Hala canımız gidiyor. Bakalım unutkanlık. Unutkanlığı alabilirsek. Bırakırlarsa alacağız. Cesaret pelerini şahane. Yani 10 tane cesaret pelerini kaça satıyorlardı ya? O 40 tanesini 10 M'e satıyorlar. Bir düşüşte 5M'lik. Çok iyi ya. Bir tane şöyle düştüğü zaman arkadaşlar direkt size 5M kazandırıyor. Unutkanlığı alacağım arkadaşım ben. Bir beni bir salın ya. Allah Allah. Neyse ben şunları toplayayım arkadaşlar. Bunları kesip toplayayım. Şükürler olsun toplayabildim. Çar sürekli sersemmiyor arkadaşlar. Yani sizde de böyle bir sorun var mı? Yani sersem kalkanınız ya da auranız olmasına rağmen. Ben 2 gündür falan farkındayım. 2 gündür sanki sersemliğim işlemiyor, çalışmıyor. Hatta dün aurayı çıkardım taktım, artık niye bu kadar çok sersemmiyorum diye. Eter kalkanın unutkanlığı düşmüş. Büyülü keskinlik VK güzel, şahane. Taş olarak da artı 3 bir tane taş düşmüş. Kan taşlarını, kanatlarını da biriktiriyorum. Cesaret pelerini de şöyle arkaya atalım. Tej atmamış, gerçekten şaşırtıcı. Neyse ben o zaman şu ışıksızlık metnini dün bol bol kestiğim bir yer vardı. Oraya doğru ufaktan yol alayım. Bir metin kestik arkadaşlar. Beceri kitabı, artı 7 siyah çelik, unutkanlık, tecrübe yüzüğü, kanapı, artı 1 taş. Onun dışında başka bir şeyimiz var mı? Unutkanlığı alamamışız. Unutkanlığı aldık. Onun dışında geri kalanı ıvır zıvır. Şunu da alalım. PT ediriz şunları da. Aynen öyle. Bakalım beceri kitabına neymiş? Hayalet vuruşu. Unutkanlığımıza bakalım. O da hayalet vuruşu. Enteresan. Bir tane de suikast bulmuştum arkadaşlar yerden. Tecimizi de şöyle arkaya atalım. Tejleri genellikle arkada toplarım ben. Taşlar da artı 1. Şunları da PT edirelim arkadaşlar. Artı 6 ve artı 5. Petimizin expini şeyini sıfırlayalım.
Nesne XP'ni. Tamamdır. Güneş özütü hala düşmedi. Çok enteresan. Yani normalde güneş özütü kolay düşen bir şey diye biliyordum. Neyse, hadi bakalım. Arkadaşlar, ikinci metni de kesiyorum. Bir tanesini videoya dahil etmedim. Bakalım bundan atacak mı? Anlamadım ya. Bir tane şey düşüremedik, güneş özütü. Bakalım. Bundan da düşmedi. Enteresan. Gerçekten şaşırtıyor bizi. Vallahi acayip. Artı 7 neydi bunun ismi? Hortlak. Onu falan alalım bari. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bize ne verildiyse onu alacağız kardeşim. Vallahi bir şey yok. BK'ya bakalım. Kıvılcım vuruşu. İşimize yaramaz. TC arkaya atıyoruz. ETP korumuzu açıyoruz. Kılıcı da arkaya atıyoruz. Vallahi bir önce 4. envanter açmam lazım. Bol bol farm yapabilmem için. Koşturmaya devam ki. Bir tane de öfkenin metni kesiyorduk arkadaşlar. Petimiz level atladı. Tecimizi alalım şuradan. Kutsama kağıdı bayağıdır atmıyordu. Güzel. Sihir taşı. Beceri kitabı. Yerimiz var mı ya? Artık envanter doldu. Beceri kitabı ne? Zehirli ok. Onun dışında da yok arkadaşlar. Şey düşmüyor. Neydi lan onun ismi? Güneş özütü düşmüyor. Nereden baksan herhalde bir 10 tanenin üstünde metin kestik. Şurada bir boss oluyor ya. Neydi o boss'un ismi? Burada mısın? Burada mısın? O boss da bunların boyunda bir boss ya. Anlamak zor oluyor. Burada, aha buradaymış, tamam. Buldum. Tam ona vurdum lan yanlışlıkla. Biri demiş ki arkadaşlar yorumlarda güçlü bedensin. Duvara kendini sıkıştırmana gerek yok. Olduğun yerden kesebilirsin. Ben evet, kesiliyormuş lan. Ben dedim herhalde kesilmez yani. Yine kaydırma olayı oluyordur diye düşünüyordum. Harbiden işe yarıyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Keselim o zaman Arges'i. Belki bu Arges'ten bizi atar arkadaşlar. Neydi onun ismi? Güneş özütü. Sürekli unutuyorum. Güneş özütü, güneş özütü. Belki Arges'ten atar. Arges'ten atarsa güzel olur. Deneyelim bakalım şansımızı. Simya kapalıymış ya. Ben de diyorum niye 1.5K vuruyorum. Daha şu an bak 2.5 falan vuruyoruz. Tamam. Arges'imizi kestik arkadaşlar. Kutsama kağıdı. Karanlığın sandığı. Teç. Unutkanlık. Event açmayı mı unuttular? Ne oldu anlamadım ki ya. Bugün bir sıkıntı var üzerimizde. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Yine dayanamadım arkadaşlar. Bu arada agresif olduğuma bakmayın. G9 oldu ruh vuruşumuz. Vallahi güzel. Son iki tane kaldı. G10. Ondan sonra da P arkadaşlar. Şöyle G9 halini göstereyim. 7200 ile 8K arasında gösteriyor. Gerçekten iyi. Çok sağlam demeyiz. Görürüz biz bununla. Böyle yaraları dizdikten sonra yaralı itemlerimizi falan. Neyse onu yapacağız. Şimdi şu iki metni diyorum da. Tabii bunu kestikten sonra ona biri gelmezse. O metni de keseyim çünkü yerim artık bayağı az kaldı. ETP falan birleştire biraz yer açtık ama. Neyse bakalım bu ikisini de keselim. Şu an ayüstü etkinliği başladı. Ayüstü devam ediyor. Onu diyebilirim sizlere. Ama ayüstünde gözümüz yok. Yani şuradan bir cesaret pelerini atsa ikisinden de bir paket güzel olur. Şimdi sırada arkadaşlar düşürdüğümüz itemleri çarlara dağıtmaya geldi. Şöyle üçlü kral oynadım ve alttan ismimiz geçti. 670 puanla kralı yakalayla. Ödülünü aldı diye helal olsun diyelim kendimize ve ödülümüzü alalım. 3 tane altın kral. Şahane.